Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese ilk başta teşekkür ediyorum. Kanalımız 1000 aboneye geçti. Herkesten Allah razı olsun arkadaşlar. Emek gösteren göstermeyen, kanalımı destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki beraberiz. Hep birlikte bir şeyler öğrenmeye çalıştık arkadaşlar bu kanalda. Öğrenmeye de devam edeceğiz. Bilgi vermeye devam edeceğim. Tekrar tekrar olsa da videolarımı çekmeye devam edeceğim. Siz de kafanıza takılan sorularınız olursa mutlaka yorumlara yazın. Ben zaten her zaman insanlara yardım etmekten hiçbir zaman gocunmadım. Hiçbir zaman zorsunmadım. Onun için kafanız rahat olsun. Herkese tek tek cevap vermeye çalıştım. Herkes de bunun farkında zaten. Instagram üzerinden olsun, YouTube üzerinden olsun. WhatsApp'ta da yardımcı oldum. Onun için kafanız gönlünüz rahat olsun. Bu kanal dediğim gibi hiçbir zaman para kazanma için oluşturulmadı. Onun için ben insanlara yardım etmeyi, sorunlara çözüm bulmayı seviyorum. Onun için ben bu kanalı açtım. Yani beğenmeyen insanlar tabii ki de vardır. Onlara da saygı duyuyorum. Sonuçta burada her şeyi beraber öğreniyoruz. Ben yanlış bilgiler vermiş olabilirim geçmişte veya bugün. Onun için hani sizler beni düzelteceksiniz. Yanlışlarımı söyleyeceksiniz. Ben de ona göre kendimi düzelteceğim. O yüzden bu kanalımız kardeşlik, arkadaşlık kanalı. Onun için birbirimizi kırmadan, üzmeden inşallah geçinip gideceğiz. Güzel yerlere geleceğiz. Evet, gelişmelere gelecek olursak mitrençlerimi içeriye aldım. Şöyle göstereyim. Mitrençlerimi, Twitter'larımı içeride arkadaşlar. Artık yani zaten Hannibal'ların durumu belli. Ne kadar iyi olduğunu herkese göstermişimdir. Alanlar da mutlular. Birçok arkadaşımı aldı. Hiçbir sıkıntı yok. Bazı arkadaşlarım hani bunun cızırtı yaptığını falan söylediler. Fakat onun dışında herhangi bir sıkıntı yok. Kalitesi, gücü ortada. Onun dışında bir bas aldım. Biliyorsunuz Cadence Beast 15 canavar serisi. Onun da kabinini bekliyorum. Bayramdan sonra özel bilgisayar yapımlı bilgisayar tuneli bir bas yaptırıyorum. Özel L-port, bas yukarı, portum direkt bagaja veya içeriye şekilde yaptıracağım. Yani İngilizce'de sap up diye, port down diye port back diye geçiyor, aynen. Sup up, port back diye geçiyor. İngilizce karşılığı. YouTube'da araştırdım baya. Etkili ve tonlu bir şekilde çalıyor o şekilde yapıldığı zaman. Yüksek RMS'li baslar. Basın 1000 RMS olduğu için ben de öyle bir tercihte bulundum. Bagajımı da ona göre dizayn ve ölçülerini aldırdım. Mitrençleri içeri alma düşüncem de o şekilde doğdu. Yani kabinin rahat bir şekilde sığması için. İnşallah bakalım verim alacağım. Bekliyorum. Videolarda gelecek Allah'ın izniyle. Güzel bir şekilde. Şu anlık bir mono basım ve ek bir aküm olmadığı için basımı yine stereo amfime bağlayacağım. Çok fazla gain açmayacağım. Onu da zaten ayarlarını falan her şeyi göstereceğim.
kesmeden nasıl çalacağını, çalabileceğini bunu da anlatacağım size arkadaşlar. Eğer öyle bir düşüncesi olan yüksek RMS'li bir bas takmak isteyen arkadaşlarımız varsa stereo amfiye, onun da ayarlarını göstereceğim, yardımcı olacağım. Şimdi önceden MBT-02'yi test etmiştim Twitter arkadaşlar. Şimdi de hiç test etmediğim DS-18 Twitter'ım var. Biliyorsunuz. DS-18 TV-310 modeli. Onu test edeceğim bu videoda. Şimdi Twitter'larım şu şekilde konumlandırıldı. Eski Panzotum'da biraz işlem yaptım ben kendim. Onları yerleştirmek çünkü bayağı zor. Çünkü arka mıknatıs kısmı bayağı büyük. 10 santim bir Twitter ama 11,5-12 santime tekabül ediyor genişlikleri. Çapı 10 santim ama Twitter'ın. Onun için biraz yer açtım onlara. Şimdi bir test şarkısı bulacağım. Hemen. Twitter'ların kesimini de amfide yaptım. Amfim 8 kHz'e kadar kesim yapabiliyor. Ama ben 6,5-6 kHz'de kestim Twitter'ları. Zaten kendi kondansörleri de olduğu için üzerinde bayağı üst çalıyor. Twitter'ları yakmayacak arkadaşlar. Çünkü ben ona göre ayarımı yaptım. Ses yüksekliğine göre. Bu arada şarkı listemi de yine ekran görüntüsü olarak, ekran videosu olarak paylaşacağım sizlerle. Şu anda listeyi biraz daha fazlalaştırıyorum. Alt frekans şarkılarla. Hayret, tizli bir şarkı bulamadık. Mesela bu. Watch This. Şimdi sağ sol yapacağım. Evet, kesimini de buradan ilk baş hoparlör boyutunu ayarlıyoruz arkada. 12 santim yaptım ben. 10 santim de olabilir. 12 de olabilir. 10 yapalım. Boyutu ayarladıktan sonra frekans değişiyor arkadaşlar. Bunu da direkt yapacağız. Çünkü amfiden ayarladığımız için gerek kalmayacak. Bu şekilde. Voltaj hiç düşmüyor, görüyorsunuz. Twitter'lar bayağı bir güçlü arkadaşlar. 400 watt, 200 RMS, 225 RMS gücünde hatta. Yani bir hoparlör kadar
çalabiliyor. Yani bir 10-13 santimlik bir hoparlör kadar güçlü çalabiliyor. Evet, böyle bu şekilde arkadaşlar. Bu tweeterler şu anda Türkiye'de yok. Herhalde Sessiz Sound satıyormuş ama onların getirdikleri de bunlardan biraz daha kötü herhalde. Öyle bir duyum aldım. Benim aldıklarım şu anda daha iyi. Yurt dışından direkt Amerika üzerinden gelme Twitter'lar. Ben Letgo'da Adana'da birinde buldum. O da yurt dışından getirdiğini söyledi. O şekilde aldım. Gayet de memnunum. Sıkıntı çıkartmadı hiç bana. İşlemsiz olduğunu söyledi. Zaten işlemsizdi ben de baktığımda. Gayet sağlam Twitter'lardı. Evet, konu hakkında yine sorularınız, düşünceleriniz olursa yardımcı olurum yine. Bağlantısını zaten daha önce göstermiştim. Normal 4 ohm bağlı Twitter'larım. 2 ohm da bağlanabilirdi. Ben 4 ohm seçtim. Hani bas geldiğinde de midrange'lerimin üzerine bağlayacağım. O zaman da zaten testini yapacağım. Görürsünüz. İnşallah sorunsuz bir şekilde testini yapacağım. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Kanalımı paylaşırsanız çok sevinirim. İnşallah güzel yerlere geleceğiz. Abone olmayı unutmayın. Sorularınız olursa mutlaka yorumlara yazın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum.